Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 8 Mart Salı, Mahoning Valley Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Öncelikli olarak Dünya Kadınlar Günümüzün kutlu olsun arkadaşlar. İnşallah daha çok günlerimiz o şekilde olsun, mutlu olsun. Dileğimiz tabii ki o. Bugünkü yarışlarımızda 7 koşulu bir program var. Dün gördüğünüz gibi işte Mahoning Valley'de bir yağmur yağdı. Her taraf karman çorman oldu destek yirdi ama yine her şeye rağmen güzel programlar oluyor arkadaşlar. Burada tabii orayı da normal öteki eyaletlerdeki gibi yarışlar olarak görmeyelim. Burası da bir bakıma yani oranın doğusu gibi bir yer ama yine iyi safkanlar var yani. Onu da inkar etmemek lazım. Tabii pist değişikliği biraz olumsuz şekilde etkiliyor. Onu da hazırlıklı olmakta fayda. Bugün birinci koşudan itibaren başlıyoruz. Saatler 21.12 gösterirken şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışını 6 safkan arasında koşacak olan bu yarışta 7'li plase ve 3'lü ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı. Hemen tabii ki oranlarla başlayalım. Altınoğlu safkan 11/10 yani 1 lira 10 kuruş gibi bayağı güzel bir orana sahip. 3'lü safkan 3 lira, 5'lü safkan 3.30, 2'lü safkan 6 lira, 4'lü safkan 9 lira, 1'lü safkan da 12 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçelim. Ben de burada Altınoğlu Shift Big Heat, Bilen Tenor temsilcisi Jeffrey Sanchez'e start alacak olan bu safkan en azından göstermiş olduğu performansa göre kazanması bence en normal sonuç olur. Benim de sizlere 7'li plase 3'lü ganyan için banko olarak önereceğim isim olacak Altınoğlu Shift Big Heat, Jeffrey Sanchez ile. Günün ikinci koşusundan itibaren altılı ganyan ayağımız başlıyor. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışında. Burada da 8 safkanın yer almış olduğu koşuda hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Oranlarımız açılıyor. Burada 7'li safkan 1.50 orana sahip. 2'li safkan 1.55 orana sahip. Hatta 1.50 yine eşit çıkmış çoğu yerde. 6'lı safkan 6 lira. 8'li safkan 6 lira. 3'lü safkan 10 lira. Ve 5'li safkan da 11 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçelim arkadaşlar. Burada da ben koşmuş olduğu yarışlara göre bu grubu bence geçmesi en normal sonuç olan 7 numaralı Rosul, bu Tidal Volumen temsilcisi Sony Leon'la bana göre bu yarışı kazanması en normal sonuç olur. Ben de güne banko ile başlayacağım. 7 numaralı Rosul, Sony Leon başarılı jockey ile bence kazanması en normal sonuç. Benim de banko olarak önereceğim isim olacak arkadaşlar. Günün 3. koşusu altılı ganyan 2. ayına geldiğimizde şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 7 safkan arasında koşacak olan bir yarışın hemen oranlara bakalım. Evet, burada 7'li safkan 8/11 bayağı yüksek bir oran çıkmış. Programında en yüksek orana sahip bir safkanı 0.89 gibi orana sahip. 4'lü safkan 3.5 lira, 6'lü safkan 4 lira, 1'lü safkan 10 lira, 3'lü safkan 10 lira, 5'lü safkan da 22 liralık orana sahip bu yarış için. Hemen programımıza geçtik. Arkadaşlar bu 7'li Auto Leket bir Bolt Warrior temsilcisi TDO Hakkı'nda start alacak olan safkan şu anda grubun bayağı yüksek bir handikap puanı sahip. Performans olarak da bayağı iyi görünüyor. Yani bu safkan biraz daha iyi yerlerden geldi buraya. Buradaki ilk yarışı olacak. Yani koşmuş olduğu yerlere göre bu grubu geçmesi en normal sonuç olur. Yurt dışında da zaten bayağı yüksek oran vermişler. Benim de çok ön planda tuttuğum isim ama ben burada 4 nolu Johnny G, bu Tidal Volumen temsilcisi Malcolm Franklin'de start alacak olan bu safkanın bayağıdır hep üst gruplarda start alan bir isim. Bugün kendine biraz daha uygun rakipler bulmuş ama tabii ki 7'li safkan gibi bir rakibi var. Ben o yüzden her ihtimale karşı 7'nin yanına 4'ü de yazmakta fayda var diye düşünüyorum. Ama tabii ki karar sizin. Çünkü 4 de kötü bir safkan değil. Performansına bakıp aldanmayın. Bu safkan bayağı ciddi iyi gruplardan start almış bir isim. Ama her şeye rağmen 7 önde 4 de hemen yanında yazabiliriz. Yani 7-4 benim bu koşu için önereceğim isim olacak. Günün 4. koşusu altılı ganyanın 3. ayağına geldik. Maiden dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum yarışına 5 ve 8'in çıkmasıyla 7 safkan arasında kalan bu yarışın hemen oranlarına bakalım. 1.10 safkan 1.50, 2.10 safkan 1.75, 3.10 safkan 4.5 lira, 4.10 safkan 7.5 lira, 6.10 safkan 7 lira, 9.10 safkan 16 lira gibi orana sahip. Ben de hemen programa geçeyim arkadaşlar. Burada benim sıralama biraz karışık oldu. Şurada öncelikli olarak sayayım, 1 ve 2 liralı safkanlar başka eyaletlerden, yani iyi gruplardan start alıp gelmişler. Yani bir 9. sıfır bile çekenler handikap puan yüksek çıkmış buradakilere göre. Benim sıralamam o şekilde. Altınoluk High Haven, bir Mucho Machaman temsilcisi, iyi bir kanatına sahip. Angel Diaz'la start alacak olan safkan performansını her geçen gün yükseltiyor. En azından bende biraz daha ön planda çıktı. 4 nolu My Valentina, bir or temsilcisi Luis Antonio Gonzalez'e start alacak olan safkanda yine iyi performansa sahip isim. 1 nolu Milyon Dolar Monkey, bu Lemon Drop Kid temsilcisi Sony Leon'la start alıyor ve dediğim gibi daha iyi üst seviyeli yerlerden gelen bir safkan. Buradaki ilk yarışı handikap puanı haliyle yüksek çıkmış tabii ki. 2 nolu Artume, bu da Tiznol, iyi bir kanatına sahip. Brandon Tapara start alacak olan safkanda ilk yarışında 0 çekti ama dediğim gibi yine bayağı güçlü yerlerden geldi. Yani güçlü yerde dediğim, yani bayağı kuvvetli safkanlarla mücadele etti ama burada değil. Buradaki ilk Mahoning'de ilk yarış olacak. Bir de 3 nolu Charles Obru, bir Air Force Blue temsilcisi, yine iyi kanatına sahip. Bu safkanda Erik Barbağna, bence boş geçmemekte fayda var. Zor yarış, bana göre zor yarış. Yani tam kapatılacak veya 6-4-1-2-3 benim şu andaki önerdiğim isim. Tabii geriye bir safkan kalıyor. Yani o safkanda geriye bir safkan mı kalıyor? 2 safkan kalıyor. Hani eğer isteyen varsa o 2 safkanı yazıp bayağı kapatabilir. Çünkü zorlu bir koşu ama her şeye rağmen 6-4-1-2-3 bence daha ön planda. Günün 5. koşusu Altılı Ganyan'ın 4. ayına geldik. Yine bir zor koşu. 7 safkanın yer aldığı bir koşu. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışında. Hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Evet, burada da 1.10 safkan 1.75, 4.10 safkan 3 lira, 3.10 safkan 4.5 lira, 7.10 safkan 5.5 lira, 2.10 safkan 6 lira, 5.10 safkan 6 lira. Son sırada da 6.10 safkan 22 lira. Gördüğünüz gibi 1, 4, 3, 7, 2, 5 oranlar hemen hemen birbirine yakın. Burada bahisler bile birinci fazla şey yapamamışlar. Zor koşu çünkü bana göre de. Ben burada 2 nolu Galaktik ile başlayacak mı? Cemalist temsilcisi David Halder'la start alıyor. Performans olarak iyi bir çamur orijini bir sahip bir isim. Daha sonra 1 nolu Brazil Money, bir Constitution temsilcisi Jeffrey Sanchez'e start alacak olan bir isim. Son 2 yarışı arka arkaya kazanan bir isim. 4 nolu Oakland, bir Giant Oak temsilcisi Luis Raul Rivera ile start alıyor ve oldukça etkili performansa sahip. Şu anda AGF konumda gözüken isim. 5 nolu Todo Liut Root, bir Yetris Turu temsilcisi Angel Diaz'a start alacak olan safkanda yine performansı iyi. Bir de 7 nolu Diamonds Enjoy, bir Kirtan Joy temsilcisi Luis Alberto Batista start alacak olan bir isimle en azından son yarışı kazanmış formda bir isim. 2-1-4-5-7, 5 safkan, bu 7 safkanın koşan yerde 5 safkan veriyor ama eğer bir imkanınız varsa bu 3 nolu Saint Goar'da bu Laysan temsilcisine TD Hakkı'nda kuponlara ilave edin. Ben şablona yazmayacağım ama en azından burada sözlü olarak söyleyeyim. 2-1-4-5-7 önce, 3 ile daha sonra. Günün 6. koşusu Altılı Ganyan'ın 5. ayına geldik. Şartlı dişilere ait 4 ve 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışına 8 safkan arasında koşacak olan bu yarışın hemen oranlarına bakalım arkadaşlar. Evet, burada 6 nolu safkan 2.5 lira, 5 nolu safkan 2.25, 8 nolu safkan 3.30, 1 nolu safkan 3.5 lira, 4 nolu safkan 7 lira, 7 nolu safkan 10 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza geçelim arkadaşlar. Ben burada sıralama 6 nolu Lucky Quartes, bir General Quartes temsilcisi, şu anda bizde aygırlık yapıyor. Luis Raul Rivera ile start alacak olan safkan. Son yarışında bir anlam veremedim. At geçmedi. Ama ondan evvel 4 tane arka arkaya yarış kazanmış bir isim bu. 1 nolu Bad Karma, bir Generalist temsilcisi Guilmano Rodriguez'e start alacak olan safkan da fena bir safkan değil. Performans olarak da iyi. 5 nolu Black Kettle, bir Tak Charga Indi temsilcisi Yarmayer Correia start alacak olan safkan da yine performansı iyilerden. 8 nolu Arkelov, bir Telin temsilcisi Sony Leon'la start alıyor ve performans olarak iyi durumda ve son 2.'liğinde gayet tatminkar. Ve son olarak da 2 nolu Imak Kulati Hert, bir Kantros temsilcisi Fernando Salazar, Bekara'da stat açıklaması hakkında yine güzel performansıyla şanslı gördüğüm diğer isim. 6-1-5-8-2 benim bu koşudaki sıralama olacak. Günün son koşusuna geldik. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışına 7 nolu Safkan'ın yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz. Hemen oranlara da bakalım son koşu için. Evet, oranlarımız açılmaya başladı. 2 nolu Safkan 2 lira, 3 nolu Safkan 3,5 lira, 5 nolu Safkan 3,5 lira, 6 nolu Safkan 4 lira, 4 nolu Safkan 4,5 lira, 1 nolu Safkan 10 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza geçelim. Evet, burada 6 Safkan start alıyor. Ben önce 3 nolu status simbol, bir Jimmy crack gibi yana kanatlı iyi olan bir Safkan Guilmano Rodriguez start alıyor. Benim bugün biraz daha ön planda tuttuğum isim oldu. 5 nolu Northern Journey, bir North aflet temsilcisi TD hakkında start alıyor ve performansı iyi ve şu anda AGF konumda olan bir isim. 6 nolu Durum Bek, bir Dross Maya temsilcisi Charlie Oliveras start alıyor. Bir de 2 nolu Check out line, bir Line of David temsilcisi Sony Leon'la şans verdiğim bir diğer isim olacak. 3-5-6-2 benim bu koşu için sıralama. Hemen şablonumuzu da gösterelim arkadaşlar. Birinci koşu 6 tek, 6'lı ganyan 1. ay 7 tek, 2. ayakta 7 ve 4, 3. ayak 6, 4, 1, 2, 3, 4. ayak 2, 1, 4, 5, 7, 5. ayak 6, 1, 5, 8, 2, son ayak 3, 5, 6, 2 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.